Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim patatesli 10 dakika gözlemesi. Özellikle kahvaltılarınızı hazırlayabileceğiniz çok kolay bir gözleme olacak. Hazır yufkayla hazırlayacağız. Bir yuvarlak bir şeyle kesip patates, hazırladığımız patatesi arasına koyup tavada yağsız bir şekilde kızartacağız. Özellikle hafta sonları kahvaltıya çok güzel oluyor. Arzu ederseniz akşamdan hazırlayın. Sabahleyin de çık hemen çay olana kadar pişirebilirsiniz. Şimdi öncelikle patatesi, 2 adet büyük boy patatesi haşladım. Güzelce eziyorum. Ezdiğim patatesin içerisine sadece 1 yemek kaşığı zeytinyağı ya da sıvı yağ, hiç fark etmez. Ben zeytinyağı kattım şu anda. İlave ediyorum. Biraz daha ezmeye devam edeceğim. Baharat olarak pul biber, karabiber, tuz ilave edip karıştırıyorum. İç harcım bu kadar. Ben çok fazlasıyla iç harcını karıştırmıyorum. Arzu ederseniz soğanı kavurup içerisine katabilirsiniz. Benim evde soğan kokusu olduğu için pek sevmiyorlar. Bundan dolayı katmayacağım. Harcım hazır. Şimdi bunu kenara alayım. Yeterli. Çok aşırı ezilmesine gerek yok. Burada yarım su bardağı suyla yarım su bardağı sıvı yağını karıştırdım. Ara sos olarak kullanacağım. Bir adet yufkayı önce tezgahıma seriyorum. Bir tane yufkayı serdikten sonra hazırladığım karışımı bir kabın içine alıyorum. Biraz şöyle çırpıyorum. Şöyle hafif ara ara şöyle karıştırarak her yere döküyorum. Bu sosla 4 adet yufka kullanacağım. Yani 2 tane üstte 2-2 olarak düşünün. Her yere fırçayla yayıyorum iyice. Diğer yufkayı da üzerine kapatıyorum. Bastırayım. Birbirine yapışsın. Şöyle yuvarlak bir tabak. Artık büyüklüğünü küçüklüğünü arzu ettiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Oturtuyorum. Tabağın çevresinden kesiyorum. Kenarlardan kalanlar ziyan olur falan diye düşünmeyin. Şimdi onları da ne yapacağımı sizlere göstereceğim. Onları da kahvaltıya tüketebileceksiniz. Hemen yan tarafına geçiyorum. Elinizden geldiğince hemen bitiş noktalarından kesin ki daha az yufka çıksın. Hepsini böyle keseceğim. Kestiğim yuvarlakları kenara alıyorum. Şöyle çıkartıyorum. Çok üst üste koymayın. Bu sefer yapışacaktır. Kenar kısımlarını kullanacağım. Birer yemek kaşığı dolusu patates koyup şöyle yayıyorum. İçine arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Yarısına koyuyoruz patates harcını. Yarısını da üzerine kapatacağız. Böyle kenar kısmı birazcık açıkta kalsın. Çünkü yapıştıracağız. Şöyle hafif elinizle bastırırsanız çok daha iyi olacak. Fazlalıkları alıyorum. Hepsinin patateslerini koyduktan sonra hazırladığım su ile yağ sosunda kenar kısımlarına sürüyorum. İyice yapışması için. Ben şimdilik bu kadar yapacağım arkadaşlar. Birazını hazırlayacağım. Yani sabah kahvaltı için. Sizler de o şekilde hazırlayabilirsiniz. Sizin için çok kolaylık olacak. Ben bu kadarı şimdi sizlere pişirip göstereceğim. Bu hazırladığım sosla ben devam edeceğim yapmaya. Daha fazla videomun uzamaması için sizlere bu kadar göstereceğim.
Şimdi şöyle alıp üzerine bastırıp kenar kısımlarını bastırıyorum iyice kapanması için. Şu şekilde bastırıyorum. Kenarlardan çıkmasın. Şimdi hepsini tamamladıktan sonra ocağın başını geçip teflon tavada hepsini kızartacağım. Şöyle teflon tavayı ocağa alıyorum. Ben krep tavasını yapacağım. Arzu ettiğiniz gibi teflon tavada da yapabilirsiniz. Altını orta ateşe getirip tavanın iyice ısınması için bekliyorum. Hiçbir şekilde yağ falan sürmeyeceğiz. Isındıktan sonra tavayı bırakıp altını kısa alıyorum. Isınana kadar orta ateşe ısındıktan sonra altını kısa alın. Zaten büyük ocakta yapıyorum şu anda. Ondan dolayı yavaş yavaş pişirin. Ara ara kontrol edeceğim. Bir tarafı hafif kızarmaya başlayacak. Hemen öbür tarafını çevireceğim. Diğerlerini de yanıma getirdim. 2 adet yufkadan toplamda bir 9 tane kadar gözleme oluyor. Şöyle bakıyorum. Evet, kızarmaya başlamış. Kızarınca hemen çeviriyorum. Çok aşırı derecede kızartmayın. Bu gayet iyi. Yağsız olduğunu falan düşünmeyin. Çünkü aldıktan sonra normal gözleme gibi yağlayacağız. Altını çok yüksek açmayın arkadaşlar. Kısık da yapın ki içindeki patatesler de ısınsın. Tekrar bir kere daha çeviriyorum. Biraz daha kızarınca alacağım artık. Artık yeterli. İki tarafı da gayet güzel kızardı. Servis tabağına alıyorum. Tekrardan atıyorum. Kenar aldığım gözlemeleri hafif hafif üzerine tereyağıyla yağlıyorum. Şöyle çevirip arka tarafını da. Her kızarttığımı aynı bu şekilde tereyağıyla yağlayacağım. Bir kere çevireyim. Bir kere daha çevireceğim. İki kere çevirebilirsiniz. Böyle hafif beyazken bir kere çevirin. Kızarsın, bir kere daha çevirin. Çok aşırı derecede bir tarafını kızartırsanız çok kuruyacaktır. O yüzden hafif böyle rengi değişince çevirin. Biraz diğer tarafı kızarınca gene öbür tarafını çevirin. Tekrar çeviriyorum. Bunlar da kızardı. Bunu da kenara alıyorum. Üzerini yağlayacağım. Hemen yenisini atıyorum. Hepsini bu şekilde çevirerek kızartacağım. Üzerini yağlıyorum şöyle. Hepsini tamamladım. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir gözlemeden fark yok. Şimdi birazcık kenarda beklesin. Ben hemen bu ufak kalan yufkalarımı değerlendireceğim. Diğer iki yufkayı da kullandım. Bunu da yarın sabah kahvaltıya hazırlayacağım. Aynı şekilde. Bu şekilde dolaba atın. Sabahleyin kalktığınızda kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Bu yani 4 yufkadan çıkan yufkalar. Bununla da şöyle hemen göstereyim. Tereyağıyla önce altını güzelce tereyağı buluyorum. Bolca. Bir miktarını alıyorum. Yufkanın yarısını alta şöyle yayıyorum. İyice tabanı kapanacak şekilde. Hemen ardından rendelediğim kaşarı künefe yapar gibi düşünün. Ela'nın sesleri geliyor. Arasına peyniri koyuyorum. Diğer yufkamı da üzerine kapatıyorum. İşte bu kadar. Bu da iki kişilik çıkıyor. Şöyle elimi bastırıyorum. Şimdi bunu tavada kızartacağım. Tabii ki yarın sabah yapacağım ben bunu size göstermek için. Arka tarafı kızarınca pasta tabağını çevirin. Diğer tarafını da aynı şekilde kızartabilirsiniz.
Şimdi tekrar böreğime geleyim. Sizlere şöyle ayrıntılı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi önü de arkası da çok güzel kızardı. Şöyle sarıp da yiyebilirsiniz. İsterseniz de böyle bölüp ortadan. Gerçekten çok güzel oluyor. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Ela ile birlikte sizleri şimdi videomu burada bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.